Daha yukarılara gitmiştir artık şey. Şimdi Toygun Atilla'ya bir dönelim. Toygun Atilla tribünde. Toygun Atilla konuşurken onun görüntüsünü de verin ekrana arkadaşlar. Tribünde bize oradan bir video çekip göndermişti. Hala orada mı bilmiyorum bu arada. Toygun Atilla merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Hala değilim. Şu anda çıktık. Otelimize gitmek üzere yürüyoruz. Biraz sonra otobüse bineceğim. Dinliyorum sizin çarkın bitmek üzere. Yayınınızda... Tamam, ne oldu tribünde? Statta ne oldu? Onu anlatın bize. Süre el verdiğince. Aslında öğle saatlerinde bu kriz ortaya çıktı biliyorsunuz. Biz de maça gitmek için hazırlanırken bir taraftan da şeyi takip ediyorduk. Ne oluyor? Maç oynanacak mı, oynanmayacak mı? Tam stada doğru yola çıkarken Fenerbahçe kavga etti. Sonra Ali Koç tekrar takımı geri çekti. Ardından hem Bakan Federasyon Başkanı Dursun Özbek ve Ali Koç'un birlikte otelde toplantı yaptığını haberini aldık. Kriz derinleşti, iki kulüpte takımları göndermek istemediklerini söylediler. Öyle bunları aldık. Sonrasında maça geldik, beklemeye başladık. Son 15 dakika işte maçın başlaması 15 dakika var. Hala takımlar gelmeyince aslında işin rengi belli olmuştu. Seyirciler heyecanla takımları bekliyordu. Fakat beklenen olmadı yani. Aslında beklenen oldu. Gelmeyecekleri belli olmuştu. Tezahüratlar falan ederken seyirciler birden işte artık maçın iptal olduğu haberi kesinleştiğinde hep birlikte ayağa kalkarak iptal maçını ödemeye başladılar. Yaklaşık 3-5 saniye söylerken iptal maçını bir anda işte stat yönetimi, Suud yönetimi stadyumda bütün son ses müzik yayını yapmaya başladı. Bir ara ışıklar söndürüldü. Sonra müzik yayını sürdü. O şartlar altında bile İstiklal Marşı sonuna kadar okundu. Stadyumda olanlar bunlardı. Sonra yaklaşık bir saat kadar beklendi. Ve hep birlikte sakince taraftarlar stadyumdan ayrıldı. Şu anda stadyum boş. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birlikte mi peki Toygun Atilla? Tepkiyi birlikte verdiler ama stat yerleşiminde birlikte değillerdi. Ayrı ayrı yerlerde konumlandırılmışlardı. Fakat tepki ortaktır. İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyledi. Tüm stat. Evet. Peki şöyle dendi. İşte Suudi Arabistan polisi soyunma odalarının önüne polis koymuş. Futbolcular üzerlerinde Atatürk resmi olan tişörtlerle, formalarla içeri girmesinler, sahaya çıkmasınlar diye. Tribünde oldu mu böyle bir şey? Ben bunları duymadım, görmedim, şahit olmadım. Onun için bilmediğim şeyleri söyleme. Tribünde böyle bir şey olmadı değil mi Toygun Bey? Yok, tribünde de böyle bir şey olmadı. Yani tribünde gayet her şey normaldi. Anladım. Peki. Yani öyle olumsuz bir durum yoktu. Yani ne sadece dediğim gibi tek olumsuz şey İstiklal Marşı okunurken stadyumun bangır bangır müzik çalmasıydı. Peki. Çok teşekkürler Toygun Atilla. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Toygun Atilla tribündeydi. Bize video da gönderdi. İzlediğiniz o. Ama şimdi İstiklal Marşı okunurken müzik açmaları, hani belki orada müziği açan kapatan bizim İstiklal Marşı'nı bilmiyordur. O mümkün canım yani. Değil mi? Tabii yani. Adam nereden bilsin bizim ama bizimkilerin bir şey söylediğini anlamıştır herhalde. Yani onu susturmaya yönelik. Hep birlikte söylediklerini. Tabii canım. Şunları bir susturayım demiş. Hazır ol vaziyetinde. Hayır, o da önemli değil.